Son 10 yıldır okuma oranlarında bir yükselme var. %30 seviyelerine %42'lere kadar çıktı. Bu yapılan araştırmalarda belli. Aslında bunun birçok etkeni var. Birincisi yapılan yayın sayısının artması. Mesela 2008'lerde yıllık 30-35 bin başlık yayınlanırken son senelerde bu rakam yıllık 65-70 bin başlık kitaba çıktı. Aynı zamanda dijital ortamda çıkan bu blog, Wattpad gibi yerlerin de etkisi yeni nesil insanların okuma oranına katkısı sağladı. Ayrıca diğer bir etken de mevcut ebeveynlerin biraz daha bilinçli olması. Yani kendileri kitap okuma alışkanlığı olmasa da kendi çocuklarına bu alışkanlığı aşılamaya çalışmaları. Her yaştan kitap okuru var. Tabii ilgi alanları değişik. Yani bir 13-20 yaş arasındaki gençler daha çok bestseller, popüler kültür kitaplarında, 25-30 yaş arası insanlar daha çok kişisel gelişim kitaplarına, hani edebiyat dışındaki alanları söylüyorum. 30 ve üstü yaşlardaki insanlarsa daha çok araştırma, inceleme, politikaya doğru yönlenme oluyor. Belli bir yaştan sonra, yani 30 yaşından sonra daha çok, yani erken yaşta da politik kitaplar okuyanlar var ama daha çok büyük bir kesim belli bir yaştan, 30 yaşından sonra ilgiyi duyuyorlar. Sektörün büyüklüğü Türkiye'de 1,4 milyar dolar. Bunun yaklaşık %46'sı sınav kitapları, diğer %46'sı sınav dışındaki edebiyat, araştırma, politika, %8'li bir kısımda ithal kitaplar. Aslında sektörün yarısı sınav kitapları ve diğer yarısı da normal edebiyat kitapları. Burada o dönemde çocukların sınav döneminde, hazırlık döneminde tabii okuma alışkanlıkları biraz daha azalıyor. Çünkü yani daha fazla vakit sınavlara hazırlık için harcıyorlar. Yani okuma oranı orada biraz azalıyor ama daha sonrasında tekrar okumaya devam ediyorlar. Her yaş profilinde okuma oranı yükseliyor. Ya böyle bu artışı görüyoruz. Hani sadece alışveriş yaptığı noktalar değişiyor. Genç yaştaki arkadaşlar kitap evlerinden, internetlerden daha çok interneti tercih ediyorlar ama ileri yaştaki okur kitlesi daha çok kitap evlerinden kitap almayı tercih ediyorlar. İnternet kitapçılığının sektördeki payı şu an %18-20 aralığında. Yani %80'lik kısmı hala kitap evlerinde satılıyor. İnterneti kullanan kesim, dediğim gibi %20, daha çok genç, yani 25-32 yaş arasındaki kitle daha çok internet alışverişini kullanıyor. İleri yaşlarda daha çok fiziki kitabevlerini tercih ediyorlar. Fiziki kitabevlerinde tercih ederken, çünkü kitabevlerin metrekareleri belli ölçüde olduğu için her kitabı bulamayabiliyorlar. İnternet alışverişinin en büyük özelliği kitabevlerinde bulamadıkları kitapları bulmak. Yani mesela şu an biz lojistik merkezimizde bu konuşmayı yapıyoruz. Burada 200 bin çeşit kitap var. Herhangi bir kitap evinde bulabileceğiniz en yüksek çeşit 60 bin, 70 bin. Geri kalan 140 bin çeşidi internetten okurlar ulaşabiliyor ki bunlar da sektörün yaklaşık %35, %40'ına tekabül ediyor. Son 5-6 yıldır kitap fuarlarının sayısı alt. Hemen hemen her ilde, hatta bazı illerde 3-4 ilçede birden fuar etkinlikleri oluyor. Bunların tabii dönem dönem ilgi çok fazla oluyor. Ama bunun bazı zararları da oluyor. Özellikle Anadolu'da, büyük şehirlerde bu kitap fuarları çok fazla kitap evlerini etkilemiyor ama küçük şehirlerde yapılan bir kitap fuarı o bölgedeki bütün kitapçıların o dönemde satışını etkiliyor. Son 2 yıldır kitap evleri tarafında ciddi yatırımlarımız var. Şu an aktif 21, hani sözleşmesini yaptıklarımızla birlikte 25 kitap evimiz var. Hedefimiz aslında Türkiye'deki bütün illerde bir Kırmızı Kedi kitap evi açabilmek. Bu konuda da projelerimiz, çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Yeni kitap evleri açmaya devam edeceğiz. Kırmızı Kedi'yi diğer bütün kitap evlerinden ayıran şöyle bir özellik var. Biz her türlü yayını, fikri yan yana bulunduruyoruz. Herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Herhangi bir kitaba ambargo uygulamıyoruz. En büyük özelliğimiz budur. Bu lojistik merkez yaklaşık 50 bin metrekare bir yer. Burada yıllık ortalama geçen seneki rakamlarda 35 milyon adete yakın kitap girdi ve kitap evlerine son okuyucuya sevk edildi. Şöyle yaparak Türkiye'deki toplam kitap üretimi yıllık geçen sene 400 milyon civarında, yani 400 milyonun yaklaşık %10'u bu depodan sevk edildi.
Yani nereye gittin? Yaşım yetse ben gideceğim.